Total Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Değerli izleyenler, cebimizdeki paranın her gün eridiği bir yıl geçirdik maalesef 2023 senesi içerisinde. Hani ev, araba gibi şeylere yatırım yapabilen, bunları satın alabilen insanımızın sayısı çok azaldı. Hele hele bunları çok daha rahat alabilen o beyaz yakalı dediğimiz, orta sınıf, orta üst sınıf dediğimiz sınıfın da gerçekten de sosyolojik anlamda böyle sınıf düştüğü bir yıldan geçiyoruz, geçmekteyiz. Tabii ki bu sorunun çözümü her şeyden önce daha çok üretmek, daha nitelikli üretmek, daha adil paylaşmak, iktisadın kurallarına göre yönetilmek. Tabii ekonomide bir rota vardı, neyse ki buradan dönüldü. Şu an daha iktisadi, rasyonelite içeren bir yola çıkıldı. Dolayısıyla biz biraz bu yola çıkıldıktan sonra biraz 2024'de ayna tutmak istiyoruz. 2024 bize daha rasyonel yönetim, yatırım ortamını kolaylaştırarak üretimi çoğaltmak ve daha adil paylaşmak adına acaba bize ne vaat ediyor? Refahı tabii kalkınmayı asıl destekleyen konunun da hukuk olduğunu bilerek bugün merkeze hukuku koyarak bunları konuşacağız. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye nasıl gelir konuşacağız? Daha konuşacağımız çok şey Faruk Aktay'da rehberimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi tabii şöyle baktığımız zaman Sayın Merkez Bankası Başkanımızın bile ev bulamadığı için bütçesine göre annesinin evine yerleşmek zorunda kaldığı bir yılı arkamızda bırakacağız inşallah. Tabii beli kırılamayan bir enflasyon. Evet. Ama anladığımız kadarıyla Avrupa, Amerika enflasyondan bu yüzden çok korkuyor. Biliyorlar ki kontrolün kaybolduğu nokta her şeyden önce enflasyonun psikolojik anlamda tahribat yarattığı bir nokta. Kesinlikle. Yani bizde enflasyon tarafı aslında beklentisel de bir ağırlık içeriyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok doğru düşünüyorsunuz. Öncelikle tabii belki bir sene değerlendirmesi yapalım çok hızlı bir şekilde. Yani 2023 yılı çok zor bir yıl oldu. Yani tabii bu enflasyonla ilgili dönemde Şubat ayında yaşadığımız, birlikte de konuştuğumuz dönemde depremle ilgili önemli sorunlar oldu. O ülkede sorun yarattı. Seçim belirsizlikleri oldu. Aynen, zor bir yıldı tabii. Ondan dolu dolu bir yıldı evet, yani. Bir yandan da küresel olarak da baktığımızda yani buradaki bizdeki enflasyonun aslında yurt dışı kaynak sebepleri de var. Yani pandemiden çıkıştaki tedarik zincirindeki sorunların devam etmesinden kaynaklı bazı sorunlar oldu. Kuzeyimizdeki işte Ukrayna-Rusya Savaşı'nın getirdiği gıda enflasyonu var. Evet. Çin'in toparlamasını yavaşlamasına pek çok faktör. Bunun üzerine de biz seçimden sonra aslında düzgün bir hikaye ve tertemiz bir sayfa açmaya çalışırken de maalesef İsrail-Hamas Savaşı başladı. O da Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili bir zorluk yarattı. Çünkü şunu anlamamız lazım, bir ülkenin dış politikasıyla iktisadi politikanın hedeflerinin örtüşmesi gerekiyor. Yoksa zorluklar yaşayabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla 2024 yılı buradan daha kolay bir sene mi olacak? Hayır, olmayacak. Yapmayın ya, siz demiyor. Her yeri kimi çağırsam 2024'te ilgili diyorum ki güzel, pozitif bir yayın yapalım. İnşallah daha iyi olur diyelim. Yani sonuçta enflasyonla ilgili hedeflerimiz var. Tekrar konunun başına dönersek. Enflasyonla ilgili özellikle Mayıs ayından sonra tabii baz etkisini de alarak yani geçmiş yılların işte özellikle yaz aylarında Temmuz Ağustos'ta ki o da biraz da bizim aslında yaptığımız bir şeydi. Akaryakıta ÖTV zammını çok fazla arttırınca tam da hasat zamanı o hem gıda fiyatlarına hem akaryakıt taşıma fiyatlarına dolayısıyla ekonominin her yerine sirayet eden bir enflasyonu yarattı. %38-40'lardan alınan enflasyon 60-65'lere geldi resmi olarak. Bütçe açığını yönetmeye çalışıyor devlet bir yandan. Ama seçimden sonrasında bunun bir yandan bir aşağı düşüş patikasına geleceğini düşünüyoruz. Yani bugün işte bir faiz kararı açıklanacak. Büyük ihtimalle zaten sonlarına geldik. Ama dünyada zaten Amerika'dan başlayarak yaz ayından itibaren de bu sıkı para politikasını daha gevşettiği yeni bir döneme giriyoruz. Tabii bir faiz indirim süreci. Bunlar iyi haberler. Dolayısıyla Türkiye'yi daha fazla faiz arttırmadan enflasyonu aşağı çekebileceği ve Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in de arzu etti. O pozitif döngüye girebileceğimiz. Yani bir 6 ay dişimizi sıkarsak, atıyorum bu yazdan sonra biraz daha gün yüzü görme şansı var mı Türk insanının? Yani ben stratejik ve konjonktürel olarak baktığımda, yani sadece hükümetin bir politikası olarak değil, küresel olarak baktığım zaman öyle bir trende yaz başından itibaren girebileceğimizi görüyoruz. Evet, biraz Amerika'nın da etkisiyle, biraz tabii paranın yurt dışı piyasaların etkisiyle. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere akma ihtimali de göz önünde tutuyoruz faiz indirim döngüsü sürecinde. Şimdi
tabii insanların gözünün kulağının olduğu temel nokta tabii ki gıda enflasyonu. Evet. Orada tuhaf bir enflasyon yaşadık, yaşıyoruz. Hem de bir tarım ülkesi olarak. Maalesef. Ama orayı bir tarafa bırakacağım, konut tarafına. Çünkü orası da çok tuhaf, çok acayip. Aynı zamanda toplumsal huzuru da çok bozucu bir yanı var. Doğru. Ben buraya böyle doktorları alıyorum. Yıllarca bir meslek sahibi olmuş insanları Doğru. konuk ediyorum. Bizim diyorlar, herhalde diyorlar, önümüzdeki 3-5 sene için ya bir doktordan bahsediyoruz bu arada. Ev alma şansımız, konut alma şansımız yok. Biz bunu kabul ettik diyorlar. Ya bu çok, çok enteresan ve çok üzücü bir durum. Üzücü. Yine beyaz yaka diye tabir ettiğimiz, yine harcama kabiliyeti yüksek kesimin de bir büyük darbe aldığını, bundan Doğru. dolayı da ne kadar beyaz yakalı varsa benim şahsen tanıdığım, herkes çalıştığı şirketin eğer yurt dışında bir bürosu varsa oraya gitmeye çalışıyor. Tabii. Yurt dışında bir head office olan yabancı şirketlerde çalışan arkadaşlarımız oraya gidiyorlar. Gerçekten de onlar da aldıkları Maalesef. Maaşlarla özellikle İstanbul'da geçinemez hale Doğru. geldiler. Belki Siirt'te geçinirlerdi Doğru. o maaşlarla ama maalesef Siirt'te o şirketler yatırım yapmıyor. Dolayısıyla hani önümüzdeki sene bu fiyatlar düşer, efendim konut daha ulaşılabilir hale gelir diyor muyuz? Yoksa bunun artık bir böyle birkaç yıllık bir sabır süreci olduğunu kabul etmemiz mi gerekiyor? Güzel bir soru. Yani ben mesela burada işte piyasa düzenleyici olsam, elimize daha fazla yetki olsa, bence mesela iki tane burada esas faktör var. Bir, yani bu özellikle konutun veya işte bir takım araçların işte alımının uzaklaşmasıyla ilgili iki veya üç sayabiliriz. Bir tanesi alım gücü ciddi anlamda düştü. Dolayısıyla bunu iyileştirmek için çalışma yapması lazım. Ekonomide özellikle bu pandemi sonrasında yeni bir ekonomi literatüründe yeni bir enflasyon anlayışı modellemesi gelişiyor. O da şöyle, yani bir para bolluğu olduğu zaman aslında toplum içerisinde işveren sınıfı ile işçi sınıfı arasında bu bol parayı alma konusunda bir mücadele var. Hı hı. Şimdi sizin verdiğiniz örnekler, yani hatta bu konuda daha orta üst sınıfta diyebileceğimiz beyaz yakalıların dahi aslında bu noktada alım gücünün düşmüş olması aslında buradaki para bolluğundan daha fazla şirket karlarının elde edilmiş olması ve işte bir takım buradaki müzakerelerde enflasyonun üzerinde artışlar alamamasından kaynaklı bir takım sorunlar var. Ve bunların ülke ekonomisinin her tarafına yani çalışandan patrona bir servet transferi gibi mi görüyorsunuz? Bununla ilgili bunu yazanlar da var. Yani çünkü mesela bankalardan perakende şirketlere kadar çok yüksek karlıklar gösteren evet, ama enflasyon muhasebesinin tutulmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Tuttuktan sonra nasıl olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz ama yani evet. bankaları halen oradan tutmadık. Yani o anlamda bir önyargıyla yaklaşmıyorum ama enflasyonist ortamda yani ben en azından mesela evet. bir banka şube müdürüyle konuştuğum zaman yani bu %60'lardan rotatif faiz çeviren esnaf veya şirketler bir sorun yaşıyor mu dediğim zaman yani oradan herhangi bir şekilde 2018'e göre kıyasla bile finansal sektöre erişimde bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani dolayısıyla %60'lı dahi bir takım finansmanını çevirebilen firmalar hı hı. o zaman belirli yüksek kar marjlarına da sahiptir bu dönemde. Ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Ve bunun tartışılması lazım. Ama bu Anladım. Devletin müdahalesi de olabilecek bir şey de olmadığı için bu enflasyonist kavgada çünkü bunun altyapıları var. Yani işte siz ne kadar sendikalı bir iş gücü piyasanız evet. var gibi faktörler var. Dolayısıyla bunlara bakarsanız Türkiye'nin mevcut altyapısında işverenlerin bu para bolluğundan çalışanlara göre daha fazla alabildiği bir yapıyı görüyoruz. Yani bu da şey yapacak bir şey değil. Ama konut tarafına gelirsek de orada da bir Türkiye inşaat sektörü ve İstanbul'un küresel bir cazibe merkezi olması gibi bence üç halka var. Yani birincisi Türkiye'de inşaat maliyetleri çok arttı. Burada bir çalışılması gereken konular var. Tabii yani burada da şöyle bir durum var. Yani maalesef deprem ve 10-11 ilimizin etkilenmesi, oradan işte inşaat yapmanın zorunlu olması, oradaki insanları yeniden barındırabilmek için başka şehirlerde de bu inşaat maliyetinin yükselmesine sebep oldu aslında ülke genelinde. Öbür taraftan da bu finansmana erişimin zor olması insanların aslında bugünkü imkanlarıyla değil de 30 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık vadede. Yani ki bu benim de hep eleştirdiğim bir konu. Biz maalesef uzun vadeli konut finansmanını bir türlü geçemedik. Yani evet. çünkü bu uzun vadeli tasarruflarınızı insanların uzun vadeli ihtiyaçlarını görebilecek bir şekilde birleştirmeniz lazım. Bu Türk bankacılık sektörünün bir ayıbı diyeyim ben hafif bir tabirle. Veya devletin de bu yönde atması gereken. Yani çünkü bu gerekirse sübvanse etmeniz gereken alanlardan bir tanesi. Niye? Çünkü anayasa olarak devletin ödevi. Anayasa diyor ki, bunu deprem döneminde de tartıştık, evet. vatandaşlarına konut, barınma, en evet. temel barınma ihtiyacını sağlamak zorundasın. Yani devlet topladığı vergilerle bunu yapmak zorunda mı anayasaya göre? Konut ve barınma hakkı bir anayasal haktır. Evet, çünkü yani biz... Toplanan vergilerin bir amacı da bu mudur? Konut tabii, sağlamak mıdır? Tabii ki budur. Yani burada öncelikler listesi yapmanız gerekir. Devlet,
bir takım ödevlerini yerine getirmek için bunları toplar. Daha sonrasında da işte mecliste vekilleri yoluyla veya kamuoyu tartışmaları yoluyla, sizin gibi değerli işte haberciler, gazeteciler, yayıncılar yoluyla bir takım görüşleri değerler, toplar. Talepler arasından da daha sonrasında bir öncelik listesi çıkarır. Hı hı. Yani rasyonel yönetim genel olarak bunu gerektirir. Dolayısıyla rasyonel yönetim dönem dönem daha altyapı, teknoloji yatırımlarına, savunma sanayine kaynakları harcamanız gerektirebileceği gibi bazı dönem gelir gerçekten gıda fiyatlarını, konut fiyatlarını sübvanse etmeniz gerekir. Çünkü halkın önceliği şu anda orada durmaktadır. Evet. Dolayısıyla bu konu halkın önceliği 2010'lu yıllarda neredeydi, şimdi 2020'li yıllarda nerede, daha da öncelik başka ihtiyaçlarımız var mı? Biraz bunların karşılaşmaya gelir. Son kısmı da şu, yani şunu kabul etmemiz lazım. Yani Türkiye'de bir yabancı karşıtı yükseliyor ve göçmenler özellikle mülteciler nezdinde. Evet, yani maalesef. Ülkenin ortalamasına göre daha düşük eğitime veya gelir grubuna sahip insanların aramızda yaşaması veya ülke ortalamasının üzerinde olup da Türkiye'nin sosyal dokusunu bozan, dolayısıyla sosyolojik çatışmalar yaratan bir olguyla karşılaştık son 5 yılda. Ama bunu şöyle okumak lazım. Yani İstanbul küresel bir cazibe merkezi oluyor. Kimler için oluyor? Dediğim gibi bizim daha güneyimizde, doğumuzda ve kuzeyimizde olan bölgeler için İstanbul bu dünyada yakın coğrafyalarında erişebileceği en önemli şehir. Yani burası maalesef hani Türkiye için Londra önemliyse Tahran, İslamabad için de İstanbul bir o kadar cazibe merkezi. Veya Moskova için de yani bunu da böyle almak lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu nedenle bir yandan da çok fazla konut talebi olmasından ötürü de artan fiyatlar var. Ama şu bir gerçek. Yani Türkiye'de şu anda konut edinimi çok fazla aştı. Burada sorun şu, Gaye Erkan'ın röportajında İstanbul'da konut fiyatlarının Manhattan üzerinde olması gerçekten bir emlak sektöründe balon mudur? Evet. Yoksa gerçekten talep kaynaklı fiyatların aşırı yükselmesindir? Bunu göreceğiz. Bence talep kaynaklı bir yükseliş vardı Türkiye'yi daha fazla göç noktasında ama ben önümüzdeki dönemlerde bunun yavaşlayacağı ve azalacağı kanaatindeyim. Hı-hı. Dolayısıyla bir yandan da sıkı para politikası, uzun vadeli tasarruflar aktarırsak, bir yandan da İstanbul'un biraz daha normal bir seyrine giderse önümüzdeki dönemde normalleşebileceğine inanıyorum. Konut üretimi tarafı tam tetiklenemiyor. Tabii müteahhitlerin de çok sıkıntıları var. Onlar da önlerini görememekten şikayetçiler. Bir de hani devletin uzun zamandır bahsettiği pek çok regülasyonun da ortaya çıkmadığını görüyoruz biz. Yani bir sanki bir son gerçi bir kentleşme yasası çıkartıldı. O da bu defa çok tartışılan bir yasa oldu. Neredeyse insanların oturdukları konutu. Olağanüstü yetkilere sahip. Aynen öyle. Olağanüstü yetkilere sahip. Yani gitmesi gereken yer orası olmamalıydı. Çok da tehditkar bir yer olduğunu herhalde siz de Faruk Aktay bir hukukçu olarak gördünüz. Ne bileyim hani kiralamaya dönük konutlara teşvik verileceğizden de daha çıkartılamadı bir türlü o yasa. Devlet hazine arazisini bize versin biz konut üretelimden de onun önünü açılamadı filan. Burada bir yavaşlık, bir bürokrasiden mi kaynaklanıyor, bir kararsızlıktan mı kaynaklanıyor işin Ankara tarafında ne görüyorsunuz, tahmininiz ne? Burası eğer çok temel bir haksa ve burada gerçekten ciddi bir sıkıntı oluşuyorsa çok hızlı çözmek lazım bu işi. Kesin. Değil mi? Devletin kaynaklarının ayrılması gereken bir yer burası özel sektörle birlikte. Kesinlikle yani bir kamu özel işbirliğini de görmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Başka türlü çünkü şu anda ne devlet kaynağıyla tabii ne yani ne TOKİ olarak ne de sadece özel sektör olarak alttan kalkabileceğimiz kadar. TOKİ zaten deprem bölgesinde çalışıyor şu an. Tabii ki ve orada da yani hız noktasında da önemli şeyler var. Şimdi bu yasanın çıkması için biz meclisin tekrar açılması ve işte bu dönemi bekledik yani seçimden sonrasında. Hangi yasa? Kentsel dönüşümde olan tartışmalı yasa. Yani onunla ilgili tabii yani burada en büyük konu şu, bir sürecin hızlanması gerekiyordu, bir ihtiyaç. Yani biz önceki yasa modeliyle belediyelerin burada kentsel dönüşüm noktasında eş olarak yani her ilçe belediyenin aynı uygulama içerisinden geçemediğini gördük. Dolayısıyla yani şu anda konut sektörü, inşaat sektörü tarafından bana sorarsanız sadece hukuki değil, genel olarak bir altyapı ihtiyacı da var. Yani şu andaki deprem bölgesinin inşaatı, İstanbul'un kentsel dönüşümü, bir yandan da ilave konut ihtiyacını karşılamak gerçekten şu anda bence önümüzdeki dönemler için en büyük şeylerden bir tanesi. Evet. Yani bu mevzuatla ilgili ve uygulamasının yavaşlığı ile ilgili bir takım aksaklıklar olduğunu söylemek mümkün. Bunun bir kısmını bence seçimden sonra yeni bir kabine oluşturması, bakanlıkların değiştirmesi noktasına bağlayabiliriz. Bir kısmının da imkanların, kaynakların yetersizliği veya işte zorluğu da olarak alabiliriz. Hani bence biraz bekleyip görmek lazım ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani vatandaşlar burada bu mağduriyeti giderebilecek olan yetkilileri seçerek ve hani önceliklerinden bir tanesi de bu olduklarını beyan ederek seçtiler. Bu ise yani vatandaşımız
deprem sonrasında ne yapıldığı veya kentsel dönüşümle ilgili ne yapıldığı, en azından buradan 3 ay içerisinde bile ne yapıldığını bence sandıklarda yerel seçimde takdir edebilir. Evet, gerçekten ama acil çözüm gerektiren bir konu. Şimdi çok hızlı, vaktimiz çok kalmadı. İstediğimiz konuşmayı yapamayacağız sizin. Yabancı yatırıma girmek istiyordu Faruk Aktay. Ben yine konu sorununa getirdim, kusura bakma. Konuşuruz ama. Çok önemli. Çok konuşacağız çünkü bir yandan da biz enflasyonu konuştuk ama onun dışında da döviz rezervini konuştuk. Kurları konuştuk. Küresel finans piyasalarından sıcak para arayışımız oldu. İşte Mehmet Şimşek olsun, Hafize Gaye Erkan olsun. Bu konuda bir çaba var. Nitekim Ocak ayında da bir JP Morgan'la yeniden bir araya gelinecek. Ocak ayının belki ilk toplantısı Merkez Bankası açısından. Siz hem Amerika'da hem İngiltere'de baroya kayıtlı bir avukatsınız. Evet. Dolayısıyla sormak isterim ki yurt dışında yaptığınız temaslarda Türkiye'ye yatırım yapmak için araştırmalar yapan şirketlerle de anladığım kadarıyla bilgi notlarınızdan görüşüyorsunuz. Türkiye ile ilgili algıda bir kırılma var mı pozitif yönlü? Evet. Bir ikna süreci içerisinde neredeyiz biz onlara? Hani bundan sonra Türkiye öngörülebilir adımlar atacaktır. Buna inandılar. Yani şunu çok net söyleyebilirim. Uzun zamandır Türkiye'den uzak kalmaları, yani 2018-2023 aralarında Türkiye'den uzak kalmaları, borsa tarafında önemli bir takım işte kazançların elde edilebilir olduğunu görmeleri. Aslında yani Türkiye bizim çok uzun zamandır çalışmak istediğimiz piyasaydı ama giremedik tekrar. Türkiye'deki fırsatları seçimden sonra değerlendireceğiz noktasında. Bir fırsat vardı, kaçırdık gibi mi? Yani sadece Batı'da değil, Batı'da da böyle bu görüşler vardı. Ama yani bir takım işte atıyorum Körfez'deki fonlarda veya Uzak Doğu'daki başka yani tüm coğrafyalarda Türkiye ile ilgili vardı. Şimdi o noktada yeni ekonomi politikası ile ilgili miydi bu duvar? Tamamen herhalde onunla ilgiliydi. Öngörülemezlik. Tabii ekonomi politikası bir yer ama öbür taraftan da bizim yani ülke olarak da Türkiye'yi koyduğumuz, konumladığımız noktayla da ilgili bir takım şeyler var. Yani biz burada Batı'yla ne kadar uyumlu çalışacağız, ne kadar kavga edeceğiz noktasında bir karar vermemiz lazım. Evet. Çünkü yani kavga ettiğiniz zaman yabancı yatırımcıyı spekülatif yatırım için sadece getirebilirsiniz. Portföy yatırımı ya da uzun vadeli işte doğrudan yabancı sermaye yatırımı için getiremezsiniz. Yani doğrudan yabancı sermaye tarafı çok zayıf geçti herhalde değil mi 2023? Yani aslında bakarsanız yine yani ben en son bu farklı toplantılara da katıldım Türkiye içerisinde de. Yani dünyadaki doğrudan yabancı sermaye yatırımının %1'ini bizim çekebildiğimiz dolayısıyla 13 milyar dolara yakın bir işte 2020 doğrudan yabancı sermaye yatırımının bu sene dahi girdiğini söylüyoruz ama tabii yani orada şöyle itirazlar var. İşte konut yatırımı yani yabancıların konut edinimleri konut gibi. Konut var mı bunun içinde gayrimenkul tarafı? Falan var. Dolayısıyla onları çıkardığımız zaman geriye sanayi yatırımı olarak ne kalır? Orada bir tartışmalı. Yani kalsa da hadi diyelim ki yani çok bir şey değişmedi. 10 milyar dolar. 10 milyar dolar çok büyük rakam değil. Yani benim biraz anlatmaya çalıştığım şu. Mesela ben Amerika'da mesela bazı küresel yatırımları görüyorum. Mesela stratejik alanlarda Türkiye çok uzun zamandır bir yatırım çekemedi. Yani nedir? İşte Intel geliyorum ben işte çip fabrikaları kuracağım dediği zaman mesela Avrupa planında işte Fransa'ya getirdi, İtalya'ya getirdi, İsrail'e getirdi. Türkiye pas geçti. Ve yani 100 milyar dolara varan rakamlardan bahsediyoruz. Ya da gidenler oldu. Aslında ki hedefimiz bizim böyle çok büyük küresel şirketlerin çok büyük ve kritik yatırımlarını çekmek için olmalı. Niye ve bunun için gelmediler Faruk Aktar? Bence yani bu konuda bir yarış olduğunu kabul etmemiz ve bunun için en iyi takımlarımızı çıkarmamız lazım. Kolaylaştırıcı düzenlemeler konusunda, teşvikler yeterince konusunda hazır değiliz. Bürokrasi var mı hala? Kesinlikle yeterince hazır değiliz. Yani maalesef çünkü dünyadaki yarış yani daha sadeleştirme, iş yapımı, daha kolaylaştırma noktasında muazzam bir yarış var. Yani bakın siz halen Türkiye'de mesela biz e-duruşmaya geçtik. Bu benim uzun zaman söylediğim, pandemi zamanında söylediğim bir uygulamaydı. Kısmi oralara geçiyoruz. Ama mesela şu anda yani noter üzerinden kağıtların bu kadar basılıp da üzerine damgaların basılması gibi bir nokta bile yok. Amerika'da dahi e-notere uygulamasına geçildi. Yani devlet belirli bir kağıt üzerinden kare kod yarattıktan sonra, ilgili harcı ödedikten sonra size kare kodu evren üzerine basıp veriyor. Ve bunu dijital olarak yapabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla yani ilgili bir yönetici, çünkü küresel olarak oyunu aktör olabilmek için de önemli. Orta Doğu'da yatırımları varken, parası Singapur'da dururken, kendisi de İsviçre'de dururken bütün işlemlerini herhangi bir yere gitmeden yapabildiği bir dünyaya geliyoruz. Yani dolayısıyla bu hukuki olarak, ticari olarak muazzam altyapısal değişiklikleri gerektiriyor. Yaptığımız değişiklikleri de yurt dışında anlatabilen kadroların arttırılmasını gerektiriyor. Yani ben mesela bakıyorum, Mehmet Şimşek toplantıya bir kişi katıldı, yanında Merkez Bankası Başkanı aldı, iki kişi katıldı. Bunlarla olacak bir şey değil. Yani devlet kurumlarının baştan aşağıya ya siz gerçekten çok iyi liyakat sahibi. Yani mesela işte SPK Başkanı'ndan tutun Borsa İstanbul'a kadar bunların hepsinin anlatıldığı ve çok rahat olarak bu başkentlere gidip de çalışabildiği yapılar kurmamız lazım. Yani
Dolayısıyla çok acil bir kadro kısmı, olmalı kişilerden bağımsız. Sorunun bir kısmı evet, yani yeterince az takımımızı şu anda sahaya sürmüş durumda mıyız? Bunu bir ortaya koymamız lazım. Hı-hı. Bence bunu çok hızlı olarak devreye almamız evet. gerekiyor. Çünkü yani Türkiye 100 yılı bir maden, bir iktidar parası ve şu anda gidiyor. Hepimiz buna bir şekilde destek olup ülkeyi tekrar bir altın çağ yaratma noktasında tüm kaynaklarını seferber etmemiz lazım. Buna canlı bu da sıcak parayla değil tabii ki, yatırım ortamını iyileştirmekle doğrudan yatırım almakla. Batı'da da daha iyi diyaloglar kurabileceğimiz kişilerle gitmemiz de o noktada çok önemli. Ama kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz de çok önemli. Yani buna farklı coğrafyalarda. Mesela şu anda ben çok çalışmanı takip ediyorum. Mesela Fatih Kacır Bey şu anda mesela Çin'de teknoloji evet. yatırımları için arıyor. O anlattığım yani 10 milyar değil yani 20 milyar, 40 milyar dolarlık yatırımları tek seferde, tek proje için getirebilmek evet. için de bizim dünyada bütün takımlarımızın oyun oynuyor evet. olması lazım. İnşallah daha iyi olacak ama bu düzenleme noktasında enflasyonla mücadeleyle ilgili de yani bizim bu teknolojik imkanları fiyat düzenlemesine derhal dahil etmemiz gerekiyor. O noktalarda biz biraz daha eski yöntemlerle gidiyoruz. Yani işte 81'de genel gönderiyoruz, memurlar seferber ediyoruz, ilave memurlar istihdam ediyoruz ama bunlarla olacak bir şey değil. Yani evet. Amerika'da benim her sene bahar döneminde katıldığım, dünyadan 3000 piyasa düzenlemesinin katıldığı toplantılarda Amerikalı rekabet uzmanları veya piyasa düzenlemeci daire başkanları diyor ki biz mesaimizin yarısından fazlasını IT ekiplerle geçiriyoruz. Çünkü Amerikan piyasasının denetlenmesi için biz devamlı kodlar ve yapay zekalar geliştiriyoruz ki özellikle dijitalleşen piyasalarda oluşan, tüketici aleyhine oluşan fiyatlamaları biz tüketici menfaatine değiştirebilelim. Yani evet. dünya buraya gitti, çok iyi yeteneklerin. O yüzden de yani bunu tekrar çok gündemde olduğu için Darın Hocamoğlu'nun söylediği yani Türkiye eğer beyin göçünü bu şekilde durduramazsa çökebilir noktasında Daron Bey kadar olumsuz değilim. Tabii. Çünkü Türkiye'de bir yandan cazibe vermek istiyor. Onun kadar olumsuz değiliz. Yani o bizi Güney Amerika'yla da kıyasladı. Evet, evet. Yani onu bir tarafta tutalım. Evet. Ama şu da bir gerçek. Dünyada yeni bir, Japonya bununla ilgili yeni kapitalizm diye bir konsept de geldi. Industry 5.0, evet. işte toplum, Industry 4.0, toplum 5.0 gibi konseptleri yaratmışlardı. Şimdi yeni kapitalizm diye bir şey yarattılar ve tamamen geldikleri nokta, insanların neredeyse fikirlerle geldiği, takımlar kurdukları ve mahallede maç oynamak yerine bir yerden girişim sermayesi fon alıp kendi girişim projeleri, şirketlerini kurduğu bir herkesin girişimci olduğu Doğru. bir dünya geleceği evet. hazırlanıyor. Bizim de dünyayı böyle okumamız, Türkiye'deki şehirlerimiz, ben bunu gazetede yazdım. Yani evet. Türkiye İstanbul Finans Merkezi olabilir ama İstanbul önce dünyada herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmemiz lazım. Her şeyden bu noktada önce. Da daha kat etmemiz gereken çok yol. Çok çok. Bir yayın daha yapalım. Tamamen çok yatırımlara sevim. Ayıralım sizin de arzuladığınız tamam. gibi. Bugünlük bu kadar diyelim. Faruk Aktay, dinledim sizi büyük bir mutlulukla. 15 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Sokar'la ilgili bir haberimizi duyuralım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel bir dans gösterisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev'in 100. doğum yıl dönümü kutlanmış. Sokar Türkiye, Asrın Destanı gösterisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 100. doğum yıl dönümünü kutladı. Türkiye ve Azerbaycan kültüründen unsurlar barındıran gösteride iki ülkenin birlikte verdiği mücadeleye vurgu yapıldı. Şirket olarak Türkiye'deki faaliyetlerinde 15. yılına giren Sokar, Türkiye'nin CEO'su Elçin İbadov, gösteride yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olduklarını ve ülkeyi ikinci evleri olarak gördüklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı aynı zamanda Çağdaş Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in 100. yaş dönümü nedeniyle bizim önem verdiğimiz bir yıl. Bu yıl aynı zamanda Sokar Türkiye'nin faaliyetlerinde 15. yılını kutladığımız bir yıl olması hasebiyle bu yıla özel olarak hazırlandık. Bu etkinlikte o özel hazırlığın bir parçası. Bildiğiniz gibi Azerbaycan tarihinde de Türk tarihinde de sancı ve umudu hep aynı anda dengede yaşadık. Bu tiyatral gösteride hem o sancıyı, o sancılı süreci hem de gelecekle ilgili umudu simgeleyen bir gösteri. Burada noktalıyoruz gün ortasını. Yarın yeniden buluşmak üzere. Ben Ahu Orakçıoğlu. Hoşçakalın. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.